şu gördüğünüz mini minnacık küçücük şey var ya. Camın ardından izlenen sokaklara. Gidilemeyen buluşmalara. Görülemeyen dünyalara. Engel olan basamaklara. Bozuk kaldırımlara. Evden çıkmadan geçen yıllara kapak olsun. Plastik kapakları atmayın, biriktirin. Bir kapak, bir kapak daha çoğalsın. Omurilik felçlileri için tekerlekli sandalye olsun. Bu da hayatın tüm engellerine kapak olsun. 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 Cem TV ekranlarında Bireyden Toplama programıyla yine birlikteyiz. Bugün bireysel azmini, çalışmasını, hedeflerini başarıya ulaştırmış, bununla yetinmeyip aynı zorluklara karşı mücadele göstermeye çabalayan insanlara da örnek ve öncü olan bir konuğumuz var. Omurilik Felçlileri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Semra Çetinkaya. Hoş geldin Semra Hanım. Hoş buldum Gökay. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi misiniz? Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. İsterseniz öncelikle sizin hikayenizden başlayalım. Zira tam da programımıza yakışır şekilde bireyden topluma doğru ilerleyelim. Nasıl gelişti bu olay diyelim sizin hayatınızda? Şu anda belki ekranlardan çok net belli olmuyordur. Ben bir tekerlekli sandalye kullanıyorum. Sebebi bir trafik kazası. 1994 senesinde kaza geçirdim ben. O zamanlar bir iş kadınıydım, sağlıklıydım, gençtim, güzeldim. Benim başıma bir şey çok teşekkür ederim. Benim başıma bir şey gelmez diye düşünenlerdendim. Sigorta janteliğim vardı. Kendime hayat sigortası bile yaptırmamıştım. O da ayrı bir konu. Çok üzülüyorum kestim ama sigorta janteliği olup da kendine bile sigorta yapmıyor. Evet. Benim başıma bir şey gelmez. Bu birçok kişinin düşüncesidir. Ben de öyle düşünüyordum. Bir hafta önce uçakla gittiğim şehre, Adana'ya. Bir hafta sonra tekrar gitmek zorunda kaldım. Fakat uçaklar grev yapmıştı. Daha doğrusu firmalar. Biz de arabayla yola çıkmaya karar verdik. Arabayı bakımdan geçirdik. Çok da güzel bir seyahatimiz vardı. Kaza yapacağımız nokta çok yakın bir yerde. Bizi trafik polisi durdurdu. Çünkü her ikimize kemer takılı değildi. Biz ceza ödedik. Hatta arabayı kullanan arkadaşımın da şöyle bir son şakası oldu. Memur bey, ne cezası ya dedi. Benim kemerim var dedi. Pantolon kemerini gösterdi. Biz buna çok eğlendik. Hava da güzeldi, sıcaktı. 13 Nisan'dı. 13 Nisan'ın, yani 13'ün uğursuzluğunu burada yaşadım ben. Ve bu şakayı da polisler de güldü hatta. Biz kemeri takmadan yola devam ettik. Ceza yediğimiz noktadan birkaç kilometre sonra ölüm virajı denen bir yol varmış. Burayı alamamışız ve 40 metre aşağı uçmuşuz. Adanın içinde mi oluyor bu? Yani Pozan sonra... diye yakın bir yerdeymiş. Kaza raporunu da öyle görüyorum. İlk defa gittiğim bir şehirde, yani karayolunda. Ve kaza yaptığımız noktadan sonra o ölüm virajı alamıyoruz ve 40 metre aşağı uçuyoruz. Her ikimize kemer olmadığı için birimiz arabanın içinde çok ağır hasar almışız. Benim mesela akciğerlerim patlamış, göğüs kafesim kırılmış, kafamda yüzlerce dikiş var. Ama en önemlisi omurgam kırılmış. Arkadaşımda da kemer olmadığı için maalesef kazada kaybettim kendisini. Arabanın dışına uçmuş ve ölü bulundu. Daha sonra ilk yardıma gelen kişiler, o zamanlar cep telefonu yoktu. Arabanın kendi telefonu vardı. Son aranan numaraya basıyor. Ben de şirketimi aramıştım. Merak etmeyin, biz Adana'ya vardık diye. Jandarma arıyor. İşte şu plakalı aracı tanıyor musunuz? Semra Çetinkaya, Ayhan Bey'i tanıyor musunuz? Diyorlar, evet, biraz önce konuştuk. Ayhan Bey'i kaybettiniz. Semra Hanım da çok ağır bir durumda. Hemen yakınları Adana'ya gelsin. Dediğim gibi uçaklar seferde değil, grevdeler. Herkese bir büyük bir telaş oluşuyor. Bir de o anda inanmak. İnanmak tabii, 2-3 dakika önce konuştuğum bir kişinin kaza haberini alıyorsun. Buraya kadar benim hatam var, evet. Bilinçsizdim. Ayhan'ın da aynı şekilde rahmetli yaşamından belki bunu ödedi ama daha sonra ilk yardıma gelen arkadaşlarım maalesef inanıyorum ki iyi niyetliler ama son şans benimden aldılar. Çünkü beni arabadan çıkartmak için havalandırma camını kullanmışlar ve beni çekerek çıkartmışlar. İşte o kırık omurga kemiğim, yani sırtımızda bu kemik yapısı bizi dik durmamızı sağlar ve aynı zamanda omur iliği korur. Omurilik ise beyinden aldığı tüm bilgileri vücuda yer, vücuttan aldığı bilgileri de beyinde iletilir.
Ve bu kırıktan dolayı bu iletişim merkezi, yani omurilim kesiliyor ve bacakların felç oluyor. Yani felç ne demek? Hem hissetmemek demek, hem hareket ve motor kaybı olması demek. Evet. Ama başka şeylere de yol açabiliyordu değil mi? Allah korusun, ama hani daha işte hani bütününü hissetmeme vücudun. Tabii benim aynı şekilde öyle. Yani omurganın seviyeleri vardır. Boyun seviyesi, hı-hı, sırt seviyesi, bel seviyesi. Herkesin anlayabileceği dilde konuşmak istiyorum. Evet. Benimki aşağı yukarı sırt seviyesi. Göğüs altından sonra o kırık kemik oradaki bölgenin omurilini kesince oradan sonrası tamamen felç durumda. Çok geçmiş olsun diyoruz. Çok sağ ol. Peki bunun iyileşebilme ihtimali var mı? Vallahi ben 94 senesinde kaza geçirdiğimde doktorlar bunun birkaç sene içinde çözüleceğini söylediler. 24 sene geçti. Hala umudumu taşıyorum. Çok güzel çalışmalar var ama daha omurilik felcin tam olaraktan kaybettiklerini kazanmasının yönünde bir çalışmayı daha görmedik. Umutluyuz tabii, bekliyoruz. Çalışmalar devam ediyor sonuçta. Hı-hı. En azından olma ihtimali bile yetiyor. İnşallah değil mi? Ben görmesem bile benden sonrakiler işte olmasınlar. Görürsünüz, ama daha çok gençsiniz. Benden öyle sonra demeyin. Abla çok sevindim. Teşekkür ederim. Çok gençsiniz. Enerjiniz de çok güzel çok zaten. Bu enerjiyi neye borçlusunuz? Bu enerjiyi neye borçluyum? Yani diğer yaşımda, yani sağlıklı yaşımda da ben böyle bir insandım. Hayata pozitif bakan, herkesin derdine çare olmaya çalışan bir insandım. Tabii kaza geçirdikten sonra bunun birçoğunu yitirmiştim. Çünkü artık ben bağımlıydım bir başkasına. Herkesin içine ben koşarken bir anda o koştuğum evden en son halim hep gözümün önüne gelir. Koştuğum basamaklarda bir zaman sonra, bir buçuk sene sonra evime döndüğümde tedavilerim bittikten sonra kucakta taşındım ve artık koltukta değil, bir yatak hazırlanmıştı bana salona, çok gelelim gidelim var diye. Salonda bacaklarımı hissetmiyorum, sağdan sola dönemiyorum, oturamıyorum. Her şey bana yabancı, o bastığım halılar bile bana sırıtıyor, camdan bakıyorum. İnsanlar koşuyor, hayatın içinde Allah'ım neden ben ne yaptım? Sorgulaması ve yargılamasıyla yaşama bir zaman öyle geçti. Ne kadar süreç aldı bu kendinizi toparlamanız, tekrar o eski enerjinize sahip olmanız? Şimdi sağlık anlamında tedavilerim bitti. Bir şekilde tekrar Semra olmaya çalışırken güzel bir telefon geldi. Omurilik Felç Derneği kurucu başkanımız Profesör Doktor Şafak Kara Mehmetoğlu beni aradı. Hı hı. O zaman dediğim gibi cep telefonları yoktu, ev telefonunu aradı. Ve bir dernek kurmak istediklerini söylediler. Bu dernekte Omurilik Felçleri Derneği olmasına ihtiyaç olduğu söylendi ülkemize. Çünkü evet, bir sakatlar derneği var ama çok geniş kapsamlı. Genel, evet. Oysa omurilik felci olmak çok ayrıcalı bir şey. Yani tamamen spesifik çalışmak gerekiyor. Çünkü birçok kaybımız var. Sağlığını kaybediyorsun, eşini kaybediyorsun, işini kaybediyorsun. Toplum seni artık bir şekilde içine almamış. Bunların tekrar yapılanması için yönetim kurulu üyelerinin bizzat omurilik felci olması konusunda bir kanıya varmış ve yakın arkadaşlarını aramış. Benim doktorum da benim ismimi vermiş. Semra buna başarır, buna ihtiyacı var diye. İlk toplantıya davet edildiğimde 3. katta oturuyordum. Kucakta taşındım. Arabaya bindim ve o zaman tabii genel merkezimiz falan bir şey yok. Cerrahpaşa'da küçük bir auditorium gibi odada, hı-hı, toplantı yaptık. Benden önce omurilik felci olan arkadaşlarım oradaydı. Ben yeni omurilik felciyim. Yani en yenisi bendim. Onların artık kravat taktığını, bir ayakkabı giydiğini, genel başkanımız Ramazan Bey'le de öyle tanışmıştım. Ve o boyun kırığı sığ suya balıklama atlamadan dolayı ve elini kullanamıyor. İlk defa böyle bir omurilik felci görmüştüm. Ve kendisi bana 16 senelik omurilik felci olduğunu söyledi toplantıda. Onu duyunca şok geçirmiştim. 16 sene omurilik felci olarak yaşamış ve ölmemiş diye düşündüm. Bana göre ya yürümekte ya ölmekte. Başka bir alternatif yok gibiydi. Ama derneğin niçin kurulduğunu, ne amaçla kurulduğunu, nasıl hizmet vermemiz gerektiği konusunda bunları toplantıda konuştuğumuzda
Bir anda o çıplak vücuduma bir elbise giymiş gibi oldum. Ya demek ki benim kaza yapmamın sebebi böyle bir çatının altında insanlara hizmet etmekmiş. Bu benim evet. için inanılmaz bir enerji verdi kendime. Hem kendi engelimi de başka arkadaşlarımın engelini aştıkça, onların yaşamına kattıkça ben de aşmış oldum. Ve enerjimi her gün insana hizmet vererekten alıyorum. Çünkü başımı yastığa koyduğum zaman çok engelli arkadaşımın yaşamında yer aldığını, rol model olduğumu, onların sorununu çözdüğümü ve çözmek için de çabaladığımızı gördükçe bu enerjime katkı sağlıyor herhalde. Çok güzel. Hayatımızda zaten yaşadığımız her şeyin bir nedeni var mutlaka. Hı-hı. Ve mutlaka başkalarına faydalı olarak kullanmalıyız bunları. Hı-hı. Kendimize belki başımıza gelen şeyi hemen içine, içimize gömülmeden, evet negatif hale çevirmeden, pozitif hale çevirerek aynen sizin yaptığınız gibi. Hatta Ramazan Bey'in, Şafak Bey dedi mi Şafak doktor? Şafak Bey kendisi profesör. Şu anda emekli oldu. Hı-hı. Hı-hı. Onun bu şekilde düşüncesiyle oluşturduğunuz grubun da, çünkü grupta çalışanların hepsinin eminim ki enerjisi yüksektir sizin gibi. Böyle olduğunuz için de sizin gibi, sizin başınıza gelen durumun gibi yaşamış insanlara da faydanız olduğunu düşünüyorum. Peki bunun yanında siz 32 yaşına kadar gayet sağlıklıydınız evet, diyeceğim. Hiç böyle bir şey düşündünüz mü? Hiç başıma böyle bir şey gelirse ne yaparım? Ya da başkalarına bakış açınız nasıldı? Şimdi Gökay Bey, bunu hiç düşünmedim. Çünkü ailemin içinde yakınımda hiçbir engelli tanışmadım. Yani benim aile büyüklerimin hiçbir tanesi yatalak bile değildi. Yani yatan bir uzun süre bir hasta bile tanımazken. Sokağa çıktığım zaman da hiç engelli arkadaş görmedim. Hiç onlarla sohbet etmedim. Acaba diyorum baktım da mı görmedim? Onları yok mu saydım? Onu da emin değilim. Çünkü ben onun niye sokağa çıkmadığını kendim sandalyeye oturduktan sonra yaşadım, hissettim ve fark ettim. Çünkü dışarıda o kadar çok engel var ki, o kadar evet. yok sayılıyorsunuz ki. Bunlar da herhalde buna küsmüşler ve artık hapsolmuşlar evlerine diye düşünüyorum. Çünkü 24 sene önce yaşam şartları çok daha zordu. Yani benim o zaman tekerlekli sandalyem bile yoktu ben eve döndüğümde. Evet. Birkaç ay sonra bana Almanya'dan bir sandalye geldi. O da bir ahbabımız bir yakınlığı için almış, vefat etmiş. Birisinin lazım olduğu diye bir kenara koymuş. Sonra benim kaza geçirdiğimi duyunca bana sandalyemi gönderdi. O birkaç ay ben evde yatağımda oturdum. Yani sandalyem bile yoktu. O ilk sandalyeyi aldım ve benim olduğumu görünce bir tekrar bacaklarımı kavuşmuş gibi hisse sahip oldum. Ama kendimi sandalye görmek istemedim. Çünkü kendimi sandalye gördükçe çok acıdım. Evet. Yani o zaman neden ben? Yani niye ben seçilmişim diye bu sorgu için dedim. Çünkü aynı zamanda ben daha güçlü olmak zorundaydım. Bir karar vermek zorundaydım. Bir de kızınız var. Kızım var, oğlum var. O zaman kendileri çok küçüktü. Biri 7 yaşında, biri 11 yaşındaydı. Eşimden boşanmıştım. O işi daha önce hallettim. Buna daha Allah'tan daha önce hallettim. Çünkü bir de bu işin içinde bir de onu uğraşmak çok zor. Bir insanın tabii psikolojik anlamda çok etkileyen bir durumdur. Dediğim gibi eve geldiğimde annem, babam, ailem, herkes yanımdaydı. Ama bir yere kadar yanımda oluyorlar. Evet. Çünkü annem bana şunu söylemişti. Semra, çok zor yetişiyorum. Babam bir tarafta hani İki eve yetişemiyorum. Eşyalarını sat ve yanıma gel dedi. Böyle benim için yani uzun zaman düşündüm ve ben tam tersini yapmak istediğimi söyledim anneme. Anne dedim bana biraz izin ver. Ben tek başıma ayakta durmak istiyorum. Annem çok kırıldı, çok üzüldü. Sen nasıl annenin babanı reddediyorsun? Sen muhtaçsın bize. Kendine bile baş edemiyorsun dediklerinde. Buna ben inat ettim. Bu şansı bana verin dedim. Annem bana küstü bana. Birkaç zaman uğramadı tabii teyzemler, yengemler de hep haber oluyor. Bana yine dışarıdan destek veriyordum ama ilk o kararı vermişim Gökay. Çünkü önce anne olmayı öğrendim tekerlekli sandalyede. İlk önce mutfağıma girdim. Mutfağım karma karışıktı. Ben çok titiz bir insandım. Çok özür diliyorum. Evinizin düzeni nasıldı tabii ki? Şimdi tekerlekli sandalyeye geçtiniz ama
öncesinde normal bir hayat yaşıyorsunuz. Tabii, dolayısıyla evinizin düzeni de... Aynen öyle kaldı. Evim düzeni kaldı. O zaman kiracıydım ben. İlk sandalyem oturduğumda halılar tekerlekli sandalye için çok büyük bir sıkıntı. Tekerlekli sandalye zor itiliyor. Onu iyi kötü baş ettim ama mutfağıma giremedim. Çünkü mutfağın kapısı dar. Evet. Banyoya giremedim. Banyonun kapısı dar. Balkondan çıkayım dedim. Balkonun kapısı dar. Eski binalarda bu üç kapıyı dar yaparlarmış alan kazanmak evet. için. Ev sahibimi aradım. Böyle bir şey başıma geldiğini söyledim. Semra dedi, ben çok üzüldüm durumun dedi. Kapıyı mı kıracaksın? Başka bir işlem mi yapacaksın evde? Her şey yapabilirsin. Yeter ki sen sağlıklı yaşa dedi. İlk mutfağa girdiğimde o fayansları dokunduğumda hiç unutamam o sevincimi. Hani sanki beni yurt dışında hayal ettiğim bir dünyaya göndermişsin gibi. Çünkü artık bir şekilde yine yaşamı içindeyim. O fayansı tutmak, o bulaşığımı yıkamak, bulaşığı yıkayacağım, ayakta durmaya alışkınım. Böyle duruyorum, lavabo bana uzak kalıyor. Yan duruyorum, yıkaması zor oluyor. Evet. Dolap kapağı vardı altta. Onu açtım, baktım onun içine girdim. Bana ne kadar bulaşık getirirseniz getirin yıkayayım dedim. Yani o bulaşığı yıkamak herkesin kaçtığı, benim de kaçtığım zamanlar olmuştur. Ama benim için çok büyük keyifti. Sonra yan oturaraktan yemek yapmayı öğrendim. Çamaşır makinesinin çamaşırı koyarken nasıl pozisyon almayı gerektiğini öğrendim. Artık ben anneydim çünkü çocuklarımın yemeklerini yapabiliyordum. İhtiyaçlarını karşılayabiliyordum. Bu benim için de işte bu derneği kurma amacım, yani kuruluşuna var olmak benim ayakta durmama gerekti. Ve iki tane çocuğumun da anne baba olmam gerekirdi. Ve bu şekilde de evimi çok fazla değişik yapmadan yaşama döndüm sayılır. Evet. Ne kadar hani birilerine ihtiyacımız olsa da hepimizin ihtiyacı var. Annemize, babamıza, işte ne bileyim kardeşimize. Bir şekilde hepsinin desteğine her zaman ihtiyacımız var ama... Manevi olarak bu desteği görmek yeterli oluyor. Siz de tabii ki bireysel olarak kendi işinizi kendiniz yapmaya alışmışsınız zaten. Aynen. Belki en baştan belki hani doğum olarak böyle bir şey olmuş olsaydı o zaman belki bu kadar zorlanmayacaktınız ama sonradan olması daha da zorlaştırıyor herhalde insanın hayatını. Biz bunu tartışıyoruz engelli arkadaşlarımızla. Ha, ne oluyor? Doğuş, sonuç. Doğuştan engelli olan arkadaşım diyor ki Semra abla sen daha şanslısın diyor. Bizim hayal ettiklerimizi hepsini yaptın diyor. Ama dönüşümü yaptım ama bundan sonra yapamıyorum ve o bunu yaşamak daha zor dediklerimde bir duraksıyorlar. Evet yani zaman zaman bu değişiyor. Yani doğuştan gelen bir engelle kabul ediyorsun zaten bir şekilde. Ama... Ve o şekilde büyüdüğün için alışıyorsun mecburen. Yani ister istemez alışıyorsun. Aynen öyle. Onun için daha kolay diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani hani tabii ki başına gelen daha iyi bilir ama dışarıdan konuşmak her zaman daha kolay diyoruz. O tartışı bir durum. Evet. Kusura bakma öksürüm bu grip olayından dolayı bayağı bir boğazlarımda rahatsızlık var. Evet. Peki omurilik felçlerinin Türkiye'deki rakamsal boyutu nedir tam olarak biliyor musunuz? Bir ya, ülkemizde maalesef hiçbir konuda veri yok. Tam anlamında omurilik felci konusunda tam bir veri yok. Yani genel engellilik içinde kapsıyor bu. Ama tahmine göre 500 bin kişi omurilik felci. Her sene 500 kişi. 500 kişi olmaz ya, 500 bin kişidir. Herhalde 500 bindir. 500 çok küçük bir rakam ülke gibi olarak düşünürsek. Yani sıfırlardan bir şey yaptım ama. Ama 5 bin kişi şunu biliyorum. 5 bin kişi omurga travması geçiriyor. Senelik aşağı yukarı. Omurga travması demek omurgada bir hasar. Bu hastalık olur, kaza olur. Herhangi bu felç olmuyor ama sonra illaki. Tabii ama bunun 2500 kişisi aşağı yukarı tamamen ya da kısmen felç olarak yaşadıklarını biliyoruz. Bu kazanın sebepleri ne oluyor? Yani trafik kazası ve balıklama atlama dediğimiz. Evet. Başta benim gibi Türkiye'de ülkemizde maalesef trafik kazaları birinci sırada. Daha sonra yüksekten düşmeler, sportif yaralanmalar, bizim genel başkanımız Ramazan Bey de olduğu gibi sığ suya balıklama atlama, derinliğini bilmediğin su, 2 metreden aşağı bir su ise eğer. Çivilim atlamak da aslında tehlike ediyor doktorlar. Çivilimi atladığınızda da aynı beton çakılır gibi belinizi kırabiliyorsunuz. Ama evet. Balıklama atladığınızda boyunu kırıp felç olabiliyorsunuz. Çeşitli hastalıklar var. Tümör gibi, fıtık gibi. Artık fıtık ameliyatları çok daha iyileşmiş halde ama enfeksiyon gibi buna bağlı da hastalıklardan da
omurilik felç olunuyor. Ki eskiden fıtıkta özellikle değil mi? Bayağı bir şey vardı, risk vardı. Hani ameliyat olunmazdı, olunmamaya çalışılırdı evet, ama. Evet, şu anda daha iyi tıp, daha kolay ve basit şekilde ameliyat edebiliyorlar. Evet. Kaç üyeniz var dernek olarak? Aşağı yukarı 2200'e yakın üyeliğimiz var. Sadece biz üyemize hizmet vermiyoruz. Biz 81 ile hizmet veriyoruz. Sadece akü sandalye kampanyasından 7800'e yakın sadece akü sandalye arkadaşlarımıza temin edip teslim etmişiz. Bunun dışında da birçok hizmet verdiğimiz alanda da hizmetlerimiz gidiyor. İlla üye olmak zorunda kalmıyor insanlar. Şimdi bir akülü sandalye var kullanmanız gereken. Bir de normal manuel kullanılan. Manuel dediğimiz elle. Evet. Kendiniz benim şu anda kullandığım çemberden sürüştü. Yani kendi kol gücünden kullandığın sandalye manuel deniyor. Akülü sandalyesi bir joystick var burada. Motor sistemiyle çalışıyor. Joystick'e dokunduğunuz anda motor harekete geçip size ulaşacağınız noktaya tabii çok daha kolay, daha özgürce hareket etmenizi sağlıyor. Manuel sandalyeler yine bir şekilde ülkemizde başkasının bağımlı kalıyorsunuz. Maalesef mimari engeller çok fazlasıyla var. Gerçi akülü sandalyede de öyle ama değil ülkemizde, mi? Ülkemizde akülü sandalyenin biraz da motor gücüyle birlikte tabii ki hala kaldırımları kullanamıyoruz. Caddeden arabaları sollayaraktan hareket ediyoruz yollarda. Evet. Ama manuel sandalye olması gerekiyor ev içinde kullanmak için. Aynı zamanda terlik gibi düşünün manuel sandalye. Akü sandalye de ayakkabı gibi düşünün. Ha evet. Evet. Biri dışarıda biri içeride evet, diye. Evet aynen bu şekilde. Çok fazla zorluklarla karşılaşıyorsunuz ama değil mi yollarda? Evet. Mesela yani yardım istemek de çok zor çünkü. Mesela tek başınıza dışarı çıktığınızda ki bunu Ayşe Arman'la yapmışsınız. Onu da yaşadım. O röportajınızı da okudum. Hı-hı. Birlikte yapmışsınız. Çok değişik bir röportaj olmuş. Çok da güzel olmuş. Hı-hı. Keyifli olmuş. Ama bir mağazaya giremiyorsunuz. Hı-hı. Bir işte ne bileyim bankamatikten para çekemiyorsunuz. Aynen öyle. Ayşe Arman'dan yaşadığımız o 3 günü biraz size bahsedeyim. Çünkü hı-hı, kalemi aldığı için belki okuyanlar da vardır. Evet. Biz kendisine bir otelin lobisinden önce bir kahve içerek tanışarak başladık yolumuza. İstiklal Caddesi'ni kullandık. Yine keseceğim. Çok tabii, özür diliyorum. Başına döneceğim. O teklif Ayşe Arman'dan mı size geldi? Sizden mi Ayşe Arman'a gitti? Ben Ayşe Arman'ı teklif ettim. Ama röportaj buluşmamız olacaktı. Bir projede kendisi basın ayağıydı. O proje bitti. Sonra beni asistan aradı. Ayşe Arman hiçbir engelliyle röportaj yapmadığını söyledi. Evet. İster misiniz dedi. Ayşe Arman diye tabii seve seve dedim ama bir masa başına yapmayalım bunu. Ben ona bir sandalye göndereyim dedim. O sandalyesine böylece önce evde bir başlasın. Yatağından kalksın, sandalye otursun, dişini fırçalamaya gitsin. Bir çay koysun. Evinden daha sonra sandalyesinden dışarı çıkabilsin. Evet. Ve dışarıda belki kendisi tecrübe yaşamak ister ama birlikte bunu yaşamayı çok arzu ederim dedim. Hemen yakın bir zaman sonra Ayşe Arman beni aradı. Ben zaten deliyim, sen benden daha deli misin? Bunu yapalım hemen dedi. Ve biz randevuleştik. Bir kısa bir sohbetimiz oldu. Tabii tanımaması için bir peruk taktı kendine. O da sandalyeyle geldi yanıma. Ve birlikte yolculuk yaptık. Önce biraz alışveriş yapalım diye başladık. Çünkü İstiklal Caddesi'nde maalesef birçok yerde olduğu gibi birçok mağazanın girişinde yükseklik var. Evet. Ve burada bir rampa yok. Ya da basamak var, buraya biz çıkamıyoruz. Genelde vitrinden gördüğümüz şey içeriye bir satış elemanını çağırıyoruz yanımıza. Şunun bu bedeni var mı? İşte şu rengi var mı diye dışarıdan hizmet alıyoruz. Ayşe Arman'la da bunu yaptık. Çünkü yine giremediğimiz bir yerde. İstediğimiz ürünü çalışana söyledik. O bizi unuttu kapının önünde. Ondan sonra Ayşe dedi ki Semra niye gelmedi? Unutmuştur bizi. Ben bunu yaşıyorum. Tekrar başka müşteriye söyledik. Hani bir bakabilir mi bize diye. Çok mahcup bir şekilde geldi. İstediğim ürünü verdi. Yanında para yoktu. Kredi kartımı verdim. Kredi kartımı verirken tabii içeri giremediğim için, posta bana gelemediği için mecburen şifremi vermek zorunda kaldım. Ayşe buna çok şaşırdı. Yani sen kendi şifreni hiç tanımadığın bir insana vermek zorunda kalıyorsun diye. Evet bu böyle yaşandı. Bir başka yine bir ünlü bir kafe firması, kahve içtiğimiz bir yer. Baktım dışarıda, o da beraber gördü benden. Camında bir tane tekerlek sandalye logosu var. Ve yanında da bir buton var, yardım butonu. Çok ama güzel. Dedik ya süper, şahane bir şey. Ama önde 3-4 tane basamak var. Acaba dedik ki butona bastığımızda bir rampa mı çıkartacaklar?
Bastık butonu, bir beyefendi geldi gençten. Bizi görünce bir şok geçirdi. İki bayan yan yana tekerlekli sandalye. Buyurun dedi. Dedim buradaki buton, siz kahveyi dışarı mı getiriyorsunuz, benim içeri alıyorsunuz? Adam bir şey diyemedi. Ben sizi hemen içeri alayım dedi. Peki eğitimli misiniz bu konuda? Tekerlekli sandalye çünkü basamaklardan kaldırma da herkesin yapacağı evet. bir şey değil. Hayır dedi. Dedik hadi tabii halktan yardım aldık. İkimiz içeri aldılar. Ayşe dedi ki elimizi yıkayalım bir tuvalete girelim. Engel tuvaletiniz var mı dedim içeri girdikten sonra. Hayır yok dedi. Aşağıya bir baktık. 25 tane basamak var. Yani o buton niye oraya koyuyorsun? Niye insanı yanıltıyorsun? Evet, bir de logoyu koyuyorsun. Verip ondan sonra tekrar geri alıyorsun. Evet. Yani maalesef ülkemizde standartlar uygulanmadığı için ve insanları da engelliyi sokakta göremedikleri için, görmedikleri için, fark etmedikleri için oysa yasal bir hakkımız var bizim. Yani tabii. tüm kamu alanlarında ve genel yaşam yerlerinde herkese gibi bizim sokağa çıkma hakkımız var. Sadece kesinlikle. Burada yapılması gereken standartları uygulamak. Rampa ise eğimi ona göre ver. Asansör yapıyorsan tekerlekli sandalye ölçüsünü bilerek gir. Çünkü eğer benim derken tekerlekli sandalye kullanan benim yaşamımı açtığın her yol hamilesi de bunu tercih edecek. Bebek pusteti kullanan annen de bunu tercih edecek. Yaşlı bir insan da genç bir insan da. Evet doğru haklısınız. Kısa bir ara verelim tabii. Ondan sonra devam edeceğiz. Tabii. Sevgili seyirciler kısa bir aradan sonra Semra Hanım'la sohbetimize devam edeceğiz. Tekrar birlikteyiz sevgili seyirciler. Semra Hanım'la Omurilik Felçleri Derneği hakkında konuşmamıza devam ediyoruz. Şimdi bu hastalığın aslında şeyden bahsettik biraz önce ama hani kademelerinden, kategorilerinden. İlerlemesi ya da gerilemesi gibi bir şey var mı? Şimdi gerilemesi derken omurilik felci olduktan sonra yaşadığımız birçok sıkıntı var beraberinde getirdiği. Mesela bası yarası. Çok fazla yatmaya ve oturmaya bağlı yaralar açılıyor. Eğer bunlar tedavi edilmezse ve sağlıklı kapanmazsa o yaralar ölüme kadar sebeplerden bir tanesi. Aynı zamanda spastik denen istem dışı hareket yani omurilik felç olduğu noktadan sonra kendine bir mekanizma ulaşıyor. Hı hı. Ve istem dışı kasılma ve hareketleri yapıyor. Mesane ve gayete sorunları çok fazlasıyla var. Tabii psikolojik sorun bunun içinde çok fazlasıyla var. Bunun dışında omurilik felç olduktan sonra o felç anlamında bir ilerleme yok ama onunla beraber gelen yaşadığımız sıkıntılar var. Sorunlar, sağlık sorunları var. Evet. Peki kendiliğinden mi başvuruyor mesela insana? Yani bu olayı yaşamış kişi mi başvuruyor yoksa aileler mi başvuruyor mesela size üye olmak için? Herkes de oluyor. Bizzat engelli daha zor başvuruyor. Hı-hı. Eğer o akut dönemdeyken bunu hiç görmek bile istemiyor. Evet. Omurilik felcini ismini bile duymak istemiyor. Çünkü kendini kabul etmiyor bunu. Evet o yürümemiştir ama ben yürüyeceğim diye. Tabii ki bu ümidimizi hiç asla kaybetmememiz lazım. Gelişen güzel tıbben de çalışmalar var ama şu anda eğer tekerlekli sandalye oturuyor isek eğer her anlamda desteğe ihtiyacımız var. Sosyal destek, maddi destek, medikal destek ve aynı zamanda toplumun içinde olmak için de bir meslek sahibi olmamız gerekiyor. Biz zaten dernekte de yaptığımız çalışmanın içinde hepsine ayrı ayrı dokunuyoruz. Ayrı ayrı da çalışmalarımız var. Evet. Peki mesela şimdi bakımlı olmak konusuna geleceğim. Şimdi biz de genelde hasta olduğumuz zaman daha ya grip bile olsak değil mi hiç bakımlı olmayız. Ya hani o işte hanımlar özellikle makyajını yapmaz ya da işte erkekler daha salaş kalırlar. Tekerlekli sandalye ya da başka bir hani sakatlık ya da söz konusu olduğu zamanda da şey yapıyoruz, kendimizi bir geri çekeriz. Çünkü o negatiflikten kaynaklanıyor herhalde. Siz gayet bakımlısınız. Demin de bahsettik aslında Ramazan Bey de öyle. Hı. Ve sizin derneğin üyeleri herhalde hepiniz öylesiniz. Biz bir rol model almıştı herhalde. Ben biraz kokos yapıya sahibiyim. Yani süslü olmayı, kadın olmayı seviyorum. Ben yoğun bakımdan çıktıktan sonra ilk ruj istemişim mesela. Hı hı. Yani kendimi iyi hissetmek bu enerjime bir katkı sağlıyor. Toplumda da ülkemizde maalesef Türkiye'de şunu görüyorum. Hani engel olduğun zaman kareli battaniyesiyle köşede oturan, mutsuz, sevgisini evet. bekleyen ve ağlak yüzü insanlar gibi görüyorum. Oysa
gelişmiş ülkelerdeki profile baktığımızda, filmleri izlediğimizde bir mafya babası da sandalyede oturabiliyor. Bir bilim adamı da olabiliyor. Herhangi vatandaş evet. da olabiliyor. Oradaki bakış açısı da farklı. Biz Ramazan da ben de evet aynı karaktere sahibiz bu anlamda. O da bakımlı olmayı, düzgün olmayı, kendisine saygısından dolayı sonra topluma saygısından dolayı yaşıyor. Bu anlamda karakter meselesi de belki bu. Ama toplumun bize bakış açısından evet. dolayı da ben size bir örnek vermek istiyorum. Ben dernek kurduktan sonra benim de bir iş hayatım oldu. Bu iş hayatımda molaya çıktığım noktada asansöre giderken iki tane bayan beni gördü. Beni gören diğer bayanı dürttü. Aa dedi, kadına bak, hem sakat hem ruh sürmüş dedi benim için. Şöyle ben Allah duydum Allah. Evet şimdi duydum ve seslen bana mı dediniz dedim. Şimdi tabii benim duyduğumu anlayınca da bir mahcup oldular. Aslında yok, size demedik, hani biz kendi aramızda konuştuk. Hani bak biz de iki bayanız. Biz de aynı mekandayız ama hiç bakımsız bir şekilde sokağa çıkmışız. Oysa ben tekerlekli sandalyede olduğu halde ne kadar özenmiş kendine diye. Artık kıvırdılar mı yoksa gerçekten bu anlamda söylediler. Bu bakış açısını biz yıkmaya çalışıyoruz. Yani dernekte ölü gecesinde gördüğünüz gibi her engellimiz bizim. Gayet temiz, şık, kendine özen göstermiş insan olarak yaşama devam ediyorlar. Bu arada ona da çok teşekkür edelim. Basın ödüllerinizde, basına size destekten dolayı ödüller verdiniz. Her yıl yapıyorsunuz bunu. Bize de Cem Medya'nın Cem Radyo olarak size desteğimizden dolayı ödüllendirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ama bunları yapmak zaten bizim görevimiz. Biz bizim yaşamımızdan yaptığımız projeleri paylaştığınız için teşekkür gecesiydi bu. Basın kuruluşlarının hepsine tekrar teşekkür ediyorum. Çünkü sesimizi duyurmak çok önemli. Yaptığımız birçok çalışmayı eğer siz paylaşmazsanız halkında bundan bilgisi olmaz. Biz bunu çok önemsiyoruz. Evet, teşekkürler. Tekrar çok sağ teşekkür olun. Ederiz. Yani bunu duyurmak zorundayız. Çünkü hatta Salih Keçeci, sevgili Salih Keçeci de sizin gecenizde de söyledi. Hepimiz birer adayız. Hepimiz birer engelli adayız. Biz korkutmak istemiyoruz aslında insanı. Doğrudur belki, çünkü doğru bir kavramdır ama. Şöyle ki doğru bir kavram. Yani tabii ki hani biz de hemen öyle şey olarak başlamıyoruz ama yani hayatımızda başımıza ne geleceğini hiçbir zaman bilmiyoruz. Biraz önce sizden de bahsettiğimiz gibi siz 32 yaşından önce bilmiyordunuz böyle bir hiç şey olacağını. Ve dolayısıyla trafik kazası geçireceğinizi de bilmiyordunuz. Asla. Değil mi? Onun için de kemer takmadınız zaten. O yüzden sigortamı yapmadım. Yani benim başıma gelmez diye düşünenler. Ya o kadar aslında biz böyle bize ulaşan birçok insanı görüyoruz ki artık her ailenin içinde bir engellisi var, bir hastası var. Aslında herkese o kadar yakın ki size olmaz yakınınız olur. Tabii. Size olmaz babanız, aile dostunuz olur. Kesinlikle arkadaşınız olur. O yüzden güven yaşamak önemli. Evet. Bunun dışında tabii biz de toplum olarak şöyle bir şey daha var. Sağlıklı insanlar olarak şöyle bir şey de düşünüyoruz. Biraz önce bahsettiğiniz konu için söylüyorum bunu. Hani o bayanların aralarında konuşmaları için. Herhangi bir eksikliği ya da nasıl diyeyim başka bir şeye bağlı olan bir insanın sanki hiçbir şey çalışmıyormuş gibi düşünüyoruz değil mi? Hani duymuyor, konuşamıyor, işte yürüyemiyor, onu yapamıyor, bunu yapamıyor. Bir yani dilsiz de birisini görsek o hiçbir şey yapamıyor. Tekerlekli sandalyede yani görsek hiçbir şey yapamıyor. Yine bir örnek vermek istiyorum. İlk felç olduğumuz zamanlar doktor her gün vizite geliyor. Ve bana hiç sormazdı ki, Semra sen uyudun mu? Gece sancın oldu mu? Nasıl hissettin? Anneme soruyordu. Yani ben bunu çok yadırgamıştım ilk başta. Yani bunu yaşayan benim. Niye bana sormuyorsun, anneme soruyorsun? Annem uyuyor ben uyumadığım zaman. O bilemez ki. Ona göre benim tanımı da koyamazsın. Daha sonra hocaya ben bunu söyledim. Hoca mahcubiyet yaşadı. Haklısınız, ben sana sormalıyım dedi. Çünkü ben bir bireyim. Eğer bana bir sor, eğer ben cevap veremezsem yanındaki insandan destek al. Birçok engel arkadaşım bunu yaşıyor zaten. Çok fazla yok sayıyoruz. Çok fazla yok sayılıyoruz, evet. Ve şey yapıyoruz çünkü hani işte yanındaki kişi destek olduğu için sürekli sanki her şeyi o yaşıyormuş gibi. Aynen öyle. Hani, aynen. Değil mi? Öyle bir hatamız oluyor. Evet. Peki projelerden bahsedelim biraz da derneğin projelerinden bahsedelim. Şeyde de o gecenizde de Ebru Şanlı ve küçük bölümünü size göstermiştik. Evet, maske, rüya ve maskeler. Rüya ve maskeler bölümünü, küçük bir bölümünü izledik onu ama o
oynuyor değil mi oyun tabii, olarak? Tabii tabii. 120'den fazla oyun oynadık. Geçen hafta son Kozi gösterim merkezinde yapmıştık. Sergimiz olmuştu. Hı-hı. Gösterimiz olmuştu. Siz o gün seyrettiğinizi net olarak görebildiniz mi? Ne aldınız? Ben onu çok merak ediyorum şimdi sizin gözünüzden de almak istiyorum. Onu anlatacağım ama önce seyircilerimize kısa bir sizin görüntülerinizden izlesinler. Şahane ondan olur. Sonrasında devam edelim. Şahane olur. Çok güzel görüntüler bunlar. Ben de tam olarak izleyemedim gerçi ama işte dediğim gibi. Sadece 3 bölümünü o gece sahneledik. Oysa 55 dakikalık bir gösteri bu. Evet. Ve bu gösteri bir hikayeyle yazıldı. Hikayede Sayın Ramazan Baş yazdı. Bir engelli gencin dans etme hayaliyle yola çıkılmış bir senaryosu var. Rivaldi'den Çökertme'ye kadar geniş bir müzik yelpazesi var. Güzel. Canlı müzik eşliğinde engelsiz dansçılar dediğimiz dansçılarımız var ama içinden 4 tanesi bedensel engelli. Müzisyenlerimiz sevgili Kerim ve Selim kardeşler. Evet, onlar da görme engelli. Onlar görme engelliler. Çok başarılı bizim sevgiyle bahsettiğimiz insanlar. Konservatuar Beycilik'le bitirdiler, Hukuk Fakültesi Beycilik'le bitirdiler. Birçok eğitim veriyorlar. Aynı zamanda Gözler'in kurucularındalar. Yönetimde uzun zamanlar görev aldılar. Linda Hanım bizim piyanistimiz o günkü yer almıştı. 160'a yakın gösterimiz oldu. Genel alışveriş merkezi içindeki kültür merkezi ya da kültür merkezi okullarda biz bunları sergiliyoruz. Biletleri 20 liradan satıyoruz ve bunu her kesimden insan izlemesini istiyoruz. Okullarda da oynuyoruz. Çocuklar da bunu çok güzel algılıyorlar. Çünkü biz sanat yoluyla kendimizi ifade etmeyi çok seviyoruz. İnsanın hem kalbine hem beynine çok iyi dokunuyor sanat yoluyla anlattığınız her şey. Derneğimizin telefon numarasını verebilirim. Tabii. Burayı arayaraktan da hangi zaman nerede oynayacağımız konusunda bilgi verebiliriz. Siz söyleyin numarayı. 0212 661 16 61.
numaradan ulaşıp size bilgi alabilirler, evet, tiyatro ile ilgili, hı-hı, oyunla ilgili. Şimdi biraz önce bana sordunuz, VTR'den önce siz ne, evet, düşündünüz izlediğiniz zaman dediniz. Ben çok kısa bir bölümünü izledim, biliyorsunuz, hı-hı, siz de. İnşallah tamamını izleyeceğim. İnşallah. Ama benim gördüğüm kadarıyla biz de hayatın içindeyiz. Hepimiz varız. Biz de aşık olabiliyoruz. Aynen. Bütün duyguları taşıyoruz sizler gibi ve her şeyi de yapabiliyoruz, hı-hı, diye algıladım. Yani birlikte bir şeyler yapabiliriz algıladım. Çünkü orada zaten sadece işte omurilik felçlisi yoktu. Görme engelli vardı. Duyma engelli arkadaşımız Büşra'yla ondan başlamıştı ama siz onu görmemiştiniz. Evet. Hı-hı. Tamamen sağlıklı olan birisi vardı. Değil mi? Bunun yanında spastik engellimiz var. Ufumuz var. Evet. O vardı. Başka var mıydı? Tam şey yapamıyorum ama. Şimdi tabii siz... Çeşit olarak vardı. Tam olarak izlemediğiniz için görmemiş olabilirsiniz. Sadece dansımızı orada performansını gösterdik. Ebru Şalda ile birlikte. Evet. Önce oyunumuz, bir durma engelli arkadaşımız var, Büşra. Onun işaret diliyle başlıyor. İnsanlar şöyle bir kalıyor tabii. Onun ne anlattığını, işaret diliyle ne konuştuğunu, işaret dili bilmeyenler bilmiyor. Ve daha, evet, sonra hatta oyundan sonra bize soruyorlar. Diyorlar ki ne anlattı bize söyleyin, diyoruz ki İşte bu, biz bunu istiyoruz. O bizi hiç anlamadı, biz de onu anlayamıyoruz. Eğer işaret dili bilmiyorsak. Ve daha sonra boyun içinde aşk var. O hani sokakta görüp görmediğimiz insan var, maskeler. Bunu, evet, dışarı çıkarttığınızda, yani maskeyi çıkarttığınızda gördüğünüz gibi sahnede bir yaşam var. Bu yaşam içinde aslında hiçbirimizin birbirimizden farkı yok. Kesinlikle. Bunu sahnede görebiliyorsunuz. Bu da bizim zaten vermek istediğimiz mesaj. Fırsat verin, bizi tanıyın, yok saymayın, birlikte beraber yaşayalım. Evet, inşallah çok da güzel olur o zaman hepimiz için dünya. Ama bunun yanında işte biraz da belediyelere, devlete çok fazla şey düşüyor değil mi? Yollar açısından, işte ulaşım açısından ve denetlemeler açısından o kafelere, alışveriş yerlerine, işte normal günlük yaşantımızda yaşadığımız her şeye. Otobüslerde de mesela şeyler var, tekerlekli sandalye için o elle rampalar, açılan rampalar, hmm, var. Yani. Ama ya bilmiyorum, bana o çok zor geliyor. Ya bir tane elektrikli bir şey yapabilirlermiş. Hani şoförün oradan düğmeden basıp direkt çıkacağı bir şey. Çeşitli modeller var. Bazıları körüklü. Onlar biraz daha yan tarafı yatıyor. Daha kısa bir rampayla çıkılabiliyor. Hı-hı. Ama o kadar yoğun ki otobüs durakları, otobüsün içi. Evet. Otobüs duraklarının kendisi çok uygun değil hala. Cepleri olması lazım ki rampa rahat insin. O engelli kimse beni iter misin, çeker misin demeden, evet, seyahat edebilirsin. Kesinlikle. Sokakta engelli gören ve işten dönen insanlar bu sefer senin ne işin var sokakta, ben işten gelmişim yorgun, bir de seninle uğraşacağım dedikleri noktalara da varılıyor. Kimisi saygılı, kimisi saygısız. Ama evet, ama işte herkesin hayatı bir şekilde zorlaşıyor. Aslında hem size, sizinki zorlaşıyor, hem de belki işte o anda otobüse binenlerinki de zorlaşıyor. Belki onlara da engel oluyor o belki anda. Belki yetersiz toplu. Belki de işte pembe, bir ara pembe otobüs olayı vardı ya. Hı-hı. Pembe otobüsleri çıkartacaklarını, belki engelli otobüsleri yapsalar da özel. Hani biz özel istemiyoruz, biz yaşamın içinde yapmak istiyoruz. Yok yok, ama sadece ulaşım açısından söylüyorum. Aynen, aynen. Çünkü çok zor oluyor öbür türlü. Çünkü çok kalabalık bir ülkeyiz. Hani özellikle İstanbul için bakarsak. Çok kalabalık bir ülke olduğumuz için de, İstanbul'dan bahsediyorum, şehir olarak bakarsak. Çok kalabalık olduğumuz için çok zorlaşıyor gerçekten. Hepimiz için zorlaşıyor. Çünkü orada siz durakta sırada durmanız da çok zor. Çünkü zaten sırayla binmiyoruz, metrobüsleri falan binerken. Zaten kaldırıma, genelde kaldırıma çıkamıyoruz. Ve otobüs durakların, evet, konumu o kadar dar yerlerde yapılmış ki. Yani benim rampadan çıkıp asansöre ulaşıp asansörün bana yaklaşması çok zor. O yüzden genelde herkesin bildiği bir caddelerden biniliyor. Bu çok büyük risk. Hem ulaşım anlamında, hem erişim anlamında, hem başka insanın sürekli, evet, rampamı açar mısın, kapatır mısın, bana şu yerimi ayarlar mısın i̇şte demek zorunda kalınıyor. Biraz... Bir karmaşa var, evet, yani hala. Biz belediye başkanlarına sürekli toplantılar yapıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. Onlara çağrımız da var tabii ki. Engelle ruhsat verme çağrısı. Bu ne demek? Yeni yapılan, hiç olmaz. Eskileri tamam, bekleri, onun tekrar yeniden yapılanması maliyetli ve zaman isteyebilir ama oysa zamanları bitmiş olduğu halde, evet, hiç olmaz yeni yapılan yerlerin standartlara uygun yapıldığı takdirde ruhsat ver. Eğer standartlara uygun olmadığı takdirde ruhsat verme ki o bunu artık bir sisteme sokmuş olsun. Kesinlikle. Ama maalesef bu sözü birçok belediye başkanı aldığımız halde
Yeni yapılan inşaatlarda rampasını kullanamıyoruz, asansörünü kullanamıyoruz. Asansörünü yapmış, önüne 5 tane basamak koymuş. O 5 basamağı görünce ben ne yapacağım? Yine beni tutar mısın, yardım eder misin diye insanlara yardım dileneceğim. Bu da çok sevmediğimiz bir durum. Zaten kesinlikle olmaması gereken bir durum. Yani çünkü hepimiz bireyiz, siz de, ben de. Hepimiz kendi işimizi kendimiz halledebilecek durumdayız. Dolayısıyla sizin de o şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Ha, tabii ki çok ekstrem durumlarda tabii ki hepimizin birbirine yardıma ihtiyacı var ama her şey sizin de rahat yaşayabileceğiniz şekilde olması gerekiyor. Hani bu olmaz mı, olur mu diye düşünürken yurt dışına biz zaten tekerlekli sandalye çıktığımız ilk çıktığımda çok şaşırmıştım. Orada da bunları yaşayacağımı sandım ama orada bunlar hiç konuşulmuyor bile. Evet. Sistem o kadar oturmuş geldik yani. O kadar çok engelli var ki işine giden, yaşamı içinde var olan, okuluna giden, alışverişine giden. Herkes birbirine saygılı. Onun yolu yapılmış. Kimse muhtaç olmadan bir yerden bir yere gidebiliyor. Evinden çıkabiliyor. Okuluna gidebiliyor, işine gidebiliyor. Biz daha hala bunları rica ediyoruz, dava açıyoruz. Biz buradayız, buna ihtiyacımız var diyoruz ama bir noktaya kadar geliyoruz. Ondan sonra tekrar tıkanabiliyoruz. Evet, ben çok iyi hatırlıyorum. Mesela ben ilkokuldayken bizim okulumuzda da bir tane tekerlekli sandalyeli bir arkadaş vardı. Annesi her gün onu okulda mesela, ki İstanbul'dayız, hani şeyde de değiliz, kırsal kesimde de değiliz. Ama hep sırtında taşıyordu. Çok var hala anne. O annelerimiz hala var. Hala var değil mi? Hala var. Okullarda. İşte o yüzden akülü sandalye kampanyamızı belki burada duyurmak isterim. Akülü sandalye kampanyası demek yaşam demek. Sokağa çıkmak demek, evet. Okula gitmek demek, mesleğini yapmak demek. O yüzden bununla ilgili kampanyamız var. Belki kamu spotumuza bu anlamda burayı da evet. Eklersek güzel olur. Bir telefona bakar. Bir omerilik felçlisinin özgürce sokağa çıkabilmesi bir telefonunuza bakar. Evet, sizin telefonunuza. Konseri en önden izleyebilmesi bir telefonunuza bakar. Sinemaya gidebilmesi bir telefonunuza bakar. Takımının maçına gitmesi, bağırabilmesi bir telefonunuza bakar. İş bulabilmesi, kariyer yapabilmesi bir telefonunuza bakar. Gezmesi, hayatını yaşayabilmesi bir telefonunuza bakar. Bir telefon ya. Onların özgürlüğü, mutluluğu sizin elinizde. Siz de destek yazıp 3430'a mesaj gönderin. Destek olun. Hadi. Bir telefona bakar kampanyası bizim için çok önemli. Bu 34-30 kampanyamız da buna ekleniyordu. Burada bağış yoluyla bir 10 TL'ye karşılığında akülü sandalye kampanyasına destek olabiliyorsun. Akülü sandalyenin fiyatı 3250 lira. O yüzden ne kadar çok mesaj atarsan bir sandalye sahibi olmak isteyen birçok arkadaşıma umut olursun. Ve özgürlüğüne kavuşmasını ve yaşamın içinde var olmasını sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte şimdi projelere dönersek o zaman kapak kampanyamız vardı değil mi? Bu normal sandalye için nasıldı bu? Yani kapakları biriktiriyoruz. Kapak kampanyası medikal malzeme için. Evet, akülü sandalye de var içinde. Manuel sandalye de var. Yara minderi var ve kaledyen var. Ve akülü sandalyede bir zaman aküsü kullandıktan sonra bitiyor, telefon pili gibi. Akülü sandalyesinin aküsünü almayan arkadaşlarımıza bu anlamda kapak kampanyasından yeni aküsünü alıp yaşamını devam etmesini sağlıyoruz. Şu ana kadar bu kampanyadan ne kadar akülü sandalye aldınız? Onu internet sayfamızdan görebilirler. Bugüne kadar kaç, yani ben eksik söyleyebilirim. Hı hı. Bu anlamda orada tüm veriler var. Yakın zamanda tekrar bir kapak kampanyasının törenini yapmıştık. İsterseniz nasıl işlediğini de size anlatayım kapak kampanyasının. Kapak kampanyasından gelen tüm kapaklar dernimizin bahçesinde birikiyor. Onlar tekrar bir ayrıştırılıyor çünkü içine yabancı maddeler de oluyor. Sonra paketleniyor ve geri dönüşüm firmasından teklif alıyoruz. Tabii ki hangisi daha çok ücret verirse ona satıyoruz. Sattığımız bu kaynaklandı. Bize müracaat eden arkadaşlarımız listesi var. Biraz önce bahsettiğim akü sandalye, manuel sandalye, yara minderi ve akü gibi. Ve bu satış sağlandıktan sonra büyük bir tören yapıyoruz. Bize kapak gönderen herkesi davet ediyoruz. Bu kapakların nereye gittiklerini bizzat kendileri görsünler. Bu mutluluğu paylaşsınlar diye. Sistem böyle işliyor. Türkiye'nin her yerinde
kapak toplayabilirler. Hı hı. Yine 0212 661 1661'i aradıklarında yetkili arkadaşlarımız onu hangi merkeze bırakabileceklerini söyleyebilirler. Not alabilecek arkadaşlarımız varsa da kapakolsun.org eğer sayfasından da toplama noktalarımızı görebilirler. kapakolsun.org. Tamam, çok güzel. Peki şimdi engelli vatandaşlarımızın aileleri de tabii ki birçok zorluğu onlarla birlikte yaşıyorlar. Engelli yaşıyor sanıyor ama sorunları, aileleri de çok büyük sorunlar yaşanıyor işte. Değil mi? Doğru. Peki bunun için Sağlık Bakanlığı ya da benzeri üst gruplar herhangi bir yardımda bulunuyorlar mı? Gelişmiş ülkelerde bu aileyi de kapsıyor içine. Sağlık rehabilitasyonu bittikten sonra aile de dahil ediliyor. O engelli nereye kadar destek olması gerektiğini, nereye kadar dokunup nereye kadar dokunmamasını öğretiyor. Aynı zamanda psikolojik olarak onlar destekleniyorlar ki engellinin yanında daha sağlıklı bir yaşam sürsünler birlikte diye. Ülkemizde bildiğim kadarıyla ayrıca hani ben kaza geçirdiğimde annem babam gelin size bir psikolojik tedavi ve uyum sürecini birlikte yaşayalım demediler. Şu anda da hala görmüyorum ama eğer kişiler bireysel olarak müracaat ettiklerinde herhalde bu anlamda hizmet alıyorlardır. Ama bu çok önemli bir konu. Evet, çok doğru. Çünkü gerçekten bir destek olması gerekiyor. Hı-hı. Her konuda, her anlamda. Peki biz Ramazan Bey'den bahsetmiştik. Başkanımız, Omurilik Felçleri Derneği Başkanı Ramazan Baş. Hı-hı. Doğru söylüyorum değil mi? Ondan bahsetmiştik. O denize atlamasından dolayı omurilik felçli oldu. Felçli olmuştu. Bununla ilgili bir VTR'miz var. İsterseniz onu önce izleyelim. Tabii. Derinliğini bilmediğiniz sulara balıklama atlamayın. Boynunuz kırılabilir, felç olabilirsiniz. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği. VTR'mizi izledik. Bununla ilgili bize bir şeyler söylemek ister misiniz? Bununla ilgili uyarmak isterim. Mayıs ayının yani sezon başladığında, yaz sezon başladığında birçok aile bizi arıyor hala maalesef. Evet. Oğlum denize atladı, boynunu kırdı. Havuza atladı, boynunu kırdı. Ya da beynini kırdı diye. Derinliğini bilmediği sulara lütfen kimse balıklama atlamasın. Yani 2 metreden daha aşağı seviyedeki sulara atlarsanız boynunuzu kırıp felç olabilirsiniz. Evet. Dikkat etmek gerekiyor her zaman. Size çok teşekkür ediyorum geldiğiniz, konuğumuz olduğunuz için. İnşallah kitlelere ulaşırız. Büyük kitlelere ulaşırız. Hepimiz üzerimize düşen görevleri yaparız ve bir an önce hepimiz bir arada yaşamayı öğreniriz diyorum. Biz de çok mutlu oluruz. En kısa zamanda oyunu izlemek istiyorum öncelikle. Ondan sonra ben zaten size tarihini bildireceğim. Müsaitlik olduğunuz duruma göre lütfen tamam. Bekliyorum sizi. Tekrar zaten görüşeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Engelsiz yaşam tekrar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bugün programımızda tekerli sandalyesiyle her yere yetişen ve enerjisine hayran kaldığımız Semra Çetinkaya'yı konuk ettik. Hepimizin birer engelli adayı olduğumuzu unutmayalım. Engelsiz bir dünya yaratma çabasında desteğimizi esirgemeyelim. Sağlıklı günler dileriz.